Şuur oluşacak. Bugün soruyoruz, İslam birliği olacak mı? Olacak. Nasıl olacak? Ne zaman olacak? Mehdi Hazretleri geldiği zaman olacak. Amenna ve sadakna. Mehdi Hazretleri ne zaman gelecek? Allah Teala bilir. Peki bizim bir işimiz yok mu? Ortamı hazırlamamız gerekmez mi? Uluslararası Savunma Danışmanlık Şirketi SADAT'ın kurucusu emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi 79 yaşında hayatını kaybetti. Adnan Tanrıverdi'nin onursal başkanlığını yaptığı Adaleti Savunanlar Derneği'nin ASDER internet sitesinde de taziye mesajı yayınlandı. Mesajda ASDER 2004-2009 dönemi genel başkanı, askeri vesayetin kaldırılmasında ve darbelere karşı demokrasiyi güçlendirme çalışmalarında büyük hizmeti olan Adnan Tanrıverdi Paşamız bu sabah hakkı yürümüştür. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet, ruhu şad olsun ifadelerine yer verildi. Emekli Tuğgeneral Tanrıverdi'nin cenazesinin yarın Eyüp Sultan Camisi'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Eyüp Sultan kabristanında toprağa verileceği bildirildi. Arkasındaki yeşil renkli yerler İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeleri gösteriyor. Merkezde ise kırmızı renkli Türkiye var. Bu askeri alanda faaliyet gösteren bir özel şirketin, SADAT'ın logosu. SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi 2012'deki bir röportajında bunun nedenini şöyle açıklıyordu. İslam ülkelerinin kökleşmiş askeri geleneklerinin olmamasından dolayı böyle köklü askeri geleneği olan ülkelerin ve savunma sanayi üreten ülkelerin desteğine ihtiyaç olduğu. Adnan Tanrıverdi 1944 tarihinde Konya'nın Akşehir ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Akşehir'de okudu. 1964 yılında Kara Harp Okulu'na girdi. 1996 yılında 8. Kolordu Topçuğalay Komutanlığı görevine atandı. Bu görevdeyken 30 Ağustos 1992 tarihinde Tuğgeneralliğe yükseltildi. 1995-1996 yıllarında da Kara Kuvvetleri Sağlık Daire Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra 30 Ağustos 1996 yılında kadrosuzluktan emekliye sevk edildi. 30 Mayıs 2004 tarihinde İhlas Marmara Evleri Camii Yaptırma ve Yardım Derneği Yönetim Kurulu'nda yer aldı. Tanrıverdi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da savunma alanında danışmanlık yaptı ve o dönem özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden yapılandırılmasına yönelik açıklamalarıyla sık sık gündem oldu. Tanrıverdi, Kürtçenin de ikinci dil olması gerektiğini ısrarla savundu. Devletin kurumlarında ve uluslararası ilişkilerde resmi dil Türkçe olmalı. Ancak Kürtlerin ve diğer etnik grupların kendi dillerinde konuşma, geliştirme ve kendi dilinde eğitim yapma özgürlüğü ve imkanı anayasa ile koruma altına alınmalıdır. Kürtçe dilinin geliştirilmesi devletin kültür programlarında yer almalıdır. Devletin resmi okullarında isteyen Kürt vatandaşlarımıza kendi dilinde eğitim hakkı sağlanmalı. İkinci dil olarak da Türkçe öğretilmelidir. Türkçe eğitim yapan devlet okullarında da ikinci dil olarak Kürtçe dili tedrisata dahil edilmelidir. Eyalet sistemi getirilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin taşra teşkilatı ve devletin yönetim şekli yeniden düzenlenmelidir. Bu sistem hem Kürtlerin ve diğer etnik grupların özellik isteklerini kapsayacak hem de devlete bağlılık ve aidiyet duygusunu artıracak şekilde oluşturulmalıdır. Her bakanlık kendine bağlı en fazla 6 ile 10 birimi layıkıyla sevk ve idare edebilir. 81 vilayet merkezden dirayetle yönetilemez. Merkezi idarenin hem ülkemizin diğer milletler nezdindeki menfaatlerini bir hakkın koruyabilmesi hem de mahalli ihtiyaçların daha yakın tespit ve karşılanabilmesi için coğrafi, ekonomik, sosyal ve etnik şartlar göz önünde bulundurularak eyalet sistemi oluşturulmalıdır. Eyalet valileri seçimle iş başına gelmeli. Adalet, iç güvenlik, savunma ve dış işleri merkezden, devletin diğer faaliyet alanları eyaletler tarafından mahallinden yönetilmelidir. Cumhurbaşkanlığı forsuna bir yıldız daha eklenmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türklerden sonraki en büyük ve asli etnik grubu Kürtlerdir. Cumhurbaşkanlığı forsunda tarihte kurulmuş 16 Türk Devleti'nin simgesi bulunmaktadır. Eyyubi Hanedanlığı Devleti, Kürtler kadar Sünni Müslümanların da iftarla ve hayırla yad ettiği bir ettikleri bir devlettir.
Meclisindeki Anayasa Komisyonu'na sunduğumuz anayasa teklifimizdeki silahlı kuvvetlerin yeniden yapılandırılmasıyla ilgili tespitlerimizin aşağı yukarı tamamı 15 yıldan sonra yürürlüğe girmiştir. Biz o zaman kuvvetler ve Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması gerektiğini gerekçeleriyle beraber harp okulları, askeri okullar, sınıf okulların dışındaki askeri okulların tamamı Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması lazım dedik, bağlandı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın Genelkurmay'la Güvekesi ve İçişleri Bakanlığı'na bağlansın dedik, bağlandı. Yüksek Askeri Şura'nın yapısı değişsin dedik. Eski yapısıyla Başbakan ve Milli Savunma Bakanı sivil iki kişi, onun karşısında 14 orgeneral vardı. Şimdi bunun yerine 7 tanesi başbakanımız, 3 başbakan yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, Adalet Bakanı, İçişleri Dışişleri Bakanı. Askeri Şura'nın içerisinde dolayısıyla alacak kararlarda sivil iradenin hakimiyeti var. Askeri yargı kalksın, askeri yüksek idare, askeri yüksek yargı kalksın dedik. O da gerçekleşti. Başkanlık sistemi gelsin dedik. O da geldi. Dolayısıyla arkadaşlarım, o anayasa teklifimizde o gün çok kuruluşun ayrıntı konusunda farklı yerlere giderken biz silahlı kuvvetlerle ilgili vesayet sisteminin kaldırılması için önerilerimiz oldu. O önerilerimizi aşağı yukarı tamamına yakını 15 Temmuz'dan sonraki yeniden yapılanmada gerçekleşti. Bu önemli bir faaliyettir. Asker hakikaten hem 28 Şubat'ı hem 27 Nisan 2007 muhtarası hem 15 Temmuz'un karşısında duran, sağlam duran ve tarafını tam belli eden bir sivil toplum kuruluşudur.